أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Evet. Allah Azze ve Celle'nin izniyle kaderi gereği bugün tekrar toplandık ve Allah Azze ve Celle bir araya gelmemizi takdir etti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz bundan önceki hafta 32. ayeti en son işlemiştik. Tabi pasaj pasaj gidiyorduk surenin içindeki. Bugün de 4 ayet işleyeceğiz. Yine farklı farklı konularla ama birbirleriyle başka yönden ilişkili olan ayetler bunlar. Bugün 33. ayeti işleyeceğiz. Tabii 33. ayeti işlemeden önce her biriniz bir önceki haftayı hafızanızda yer edin. Oranın ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. Allah Azze ve Celle'nin tevhide ne kadar kıymet verdiğini, karşılığının ne olduğunu bir düşünün yani. Dolayısıyla eğer bir önceki ayetleri siz düşünüp tefekkür ederseniz bugün okuyacağım ayetleri daha iyi anlarsınız diyebilirim. Çünkü Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder. Kur'an, Kur'an'ı açıklar. Alimler kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki en iyi Kur'an'ı ne açıklar? Demişler ki en iyi Kur'an'ı Kur'an açıklar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bazı ayetleri açıklıyor zaten. Sorunun cevabı Allah Azze ve Celle'nin başka ayetlerinde mevcuttur diyebiliriz. 33. ayette Allah Azze ve Celle der ki وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim vardır? Veya daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. Tabi dedim ya kardeşler, sizler ilk önce bir önceki ayetleri düşünün, tefekkür edin. Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere olanlar var ya, onların üzerlerine melekler iner ve derler ki korkmayın, hüzünlenmeyin, size cennet müjdelendi. Size vaat olunan bir cennet vardır dedi. Allah Azze ve Celle bunun akabinde nimetlerinden bahsettikten sonra, cennet nimetlerinden, ahirette Müslümanların durumundan bahsettikten sonra burada Allah Azze ve Celle onların başka sıfatlarından bahsediyor. Burası çok önemli. Neden başka sıfatlardan bahsediyor? Çünkü bu sözlerin her biri birbiriyle ilişkili dedim. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri surenin başında ne diyorlardı? Diyorlardı ki ey Muhammed, davet ettiğin şeye karşılık bizim kalplerimiz örtülüdür. Yani seni dinlemiyoruz. Boşuna konuşuyorsun. Haşa diyorlardı. Veya başka ne diyorlardı? Diyorlardı ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Lagaluga yapın. Yaygara yapın ki hiç kimse bunu anlamasın diyorlardı. Neden böyle diyorlardı? İşte Kur'an'ın önüne engeller koymak için diyorlardı. Allah Azze ve Celle işte bu kitabın en güzel söz olduğunu söylüyor. En güzel. Ne diyor burada başında? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Yani en güzel söz, en güzel söz budur diyor. Allah'ın kitabıdır. Ve kâle inneni minel muslimin ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim vardır? Burada 3 tane tabi mesele var. Bu 3 tane meseleyi ayrı ayrı zikredeceğiz. Ancak dedim ya, buradaki söz en güzel sözdür. Allah Azze ve Celle kafirlere cevap niteliğinde bu kelamın en güzel bir söz olduğunu, insanlar buna engeller koysa da Allah'ın kelamı en güzel kelamdır dediğini anlıyoruz. Başka bir mesele ise burada alimler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Rabbimiz Allah'tır demek ve istikamet üzere devam etmek birinci mertebe. Buradaki ayette kastedilen şeyler de ikinci mertebe. Yani birinci mertebede bir Müslümanın nasıl Müslüman olup istikamet üzerinde devam edeceğinden bahsediyor. Burada da Allah Azze ve Celle kullarının İmanın kemaliyetini kat kat nasıl arttırabileceğinden bahsediyor. İki aşamadan oluşuyor.
Dolayısıyla birinci aşama olmadan ikinci aşama olmaz diyor. Hatta bazı alimler özellikle bu suredeki tertibe o kadar vurgu yapıyorlar ki çok olağanüstü diyorlar. Yani tertip hepsi birbiriyle ilişkili diyorlar. Yeter ki insanlar düşünsünler, tefekkür etsinler diyor. Ve yine başka bir mesele ise ayetin kimi kapsadığıyla alakalı bir bilgi verelim. Burada İmam Taberi, İmam Kurtubi ve benzeri alimler şunu söylemişler. Demişler ki burada kastedilen o kimse var ya, kastedilen kimse Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Yani Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim vardır? Burada kastedilen Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sıfatları hak edendi. Ve bu ayet Mekke'de inmişti. Kastedilen odur diyorlar. Bazıları da dediler ki hayır dediler, burada kastedilen müezzinlerdir. Çünkü müezzinler insanları kurtuluşa çağırdılar. Felaha çağırdılar. Namaza çağırdılar. Kastedilen odur. Tabi Ebu Bekir İbni Arabi gibi alimler bunun böyle olmadığını söylediler. Dediler ki hayır, bu böyle değildir. Çünkü ezan Medine'de emredildi. Dolayısıyla bu ayetler Mekke'de nazil oldu. Kastedilen o değildir. Ancak ayetin kapsamı müezzinleri de kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. Müezzinleri de kapsıyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam müezzinlerle alakalı çok müjdeleyici sözler söyledi ve onların işlerinin çok mübarek, çok güzel olduğunu bize birçok hadiste bahsetti. Bugün müezzinler kimlerdir kardeşler? Bugün müezzinler, camideki müezzinler genellikle fasık, facir, Allah'a şirk koşan, Allah'ın diniyle alakası olmayan insanlardır. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında Medine'de müezzinler sesi gür olanlar ve takvalı olanlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle önüne geleni imam yapmıyordu. Kıbleye doğru tüküreni bile imamlıktan alıyordu. Düşünün yani. Ama bugün bakın, bizim günümüzdeki imamlara bakın. Adam kravatla çıkmış televizyonun başına, sünnetten bahsediyor. Adamın suratında birkaç tane bile kıl yok. Adam sünnetten bahsediyor. Adam dinden bahsediyor. Adam gidip Bush'un sünnetini yerine getiriyor. Peygamberin sünnetini anlatıyor. Bu olabilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla bu zamanki müezzinler, bu zamanki imamlar ile Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanındaki müezzinler, imamlar aynı değildi. İmamlık, müezzinlik büyük bir iştir, büyük bir mertebedir İslam dininde. Evet. Üçüncü bir, burada kastedilenin kim olduğu ile alakalı İmam Kurtubi şunu söylüyor. En cem edici, en güzel olan şudur ki her kim diyor bu sıfatları taşıyorsa, yani Allah'a çağırıyor, salih amel işliyor ve ben Müslümanlardanım diyorsa bu onu da kapsıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kapsadığı gibi onu da kapsıyor diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle burada ayet umumdur ve bu sıfatları taşıyan herkes buna nedir? Bunun içine dahildir diyor. Doğrusu da budur kardeşler. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselam olmakla beraber bu sıfatları taşıyan herkes bu ayete muhataptır. Ve bu ayet çok güzel bir ayettir. Bu ayet Müslümanların güzel sıfatlarını anlatan bir ayettir. Biraz sonra onları açıklayacağım. İkinci bir nokta ise burada da'a ilallahi, Allah'a çağırmak. Allah'a çağırmaktan kasıt nedir? İmam Şefkani demiştir ki buradan kastedilen tevhiddir. Tevhid davetidir demişler. Biz biliyoruz ki zaten Müslümanın ilk çağırdığı şey nedir? Tevhiddir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i bir yere gönderdiği zaman ne diyordu? İlk çağırdığın şey kelime-i tevhid olsun. La ilahe illallah olsun. Bütün peygamberlerin ilk çağırdığı şey kelime-i tevhiddir. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını söylemektir. Dolayısıyla asıl kapsadığı yer burasıdır. Bununla beraber biz şunu diyeceğiz. Demek ki bu sıfatlar önemli sıfatlardır. Yani Allah'a çağırmak. Allah'a çağırmak dediğin zaman evet, birinci derece tevhiddir. İkinci, üçüncü dereceleri de vardır. Değil mi? Adam Müslümandır ama günah işliyordur. Ona hakka çağıracaksın. Adam Müslümandır ama ibadetlerinde eksiklik vardır. Onu ibadete teşvik edeceksin. Bu olabilecek bir şeydir.
Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla alakalı bize birçok hadisten bahsetmiş. Bundan önceki haftada bahsettik. Dedi ki bu öyle bir şeydir ki Müslümanın bunlara dikkat etmesi lazım. Yani İsrailoğullarının sapmasının sebeplerinden bir tanesi neydi kardeşler? Birbirlerine hakkı sabrı tavsiye etmiyorlardı. Veya ediyorlardı, sonra hiçbir şey olmamış gibi beraber yiyorlardı, içiyorlardı, keyiflerine bakıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara dedi ki Allah'a yemin olsun ki bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Geçen hafta anlattığım hadisin bir kısmını anlatıyorum. Ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve bununla beraber zalimin elinden tutarak ona fırsat vermezsiniz, ona hakka doğru çevirirsiniz ya da Allah Azze ve Celle sizin de kalplerinizi birbirine çarpar ve ne yapar? İsrailoğullarını lanetlediği gibi sizi de lanetler. Bakın çok önemli bir hadis. Başka da olmaz. Ya hakkı anlatacaksın, Allah'a çağıracaksın ya da onlar gibi helak olacaksın. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hakka çağırmakla alakalı, emri bir marufla alakalı bize şu örneği veriyor. Bir gemi örneğini veriyor. Çok dehşet bir örnek. Cevamiül Kelim, sadıkül mesduk olan Peygamber aleyhissalatü vesselam bize öyle bir örnek veriyor ki dehşet bir örnek. Bir gemi var diyor. Bu geminin içinde doğru yapanlar var, bir de yanlış yapanlar var. Ve bu Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bunlar kendi aralarında kura çekiyorlar. Bir kısmı üst tarafa, bir kısmı alt tarafa yerleşiyor. Alt taraftakiler diyorlar ki biz ihtiyacımız olan suyu ne yapalım? Çıkalım, üstten alalım. Ama geçerken onların yollarını kullanıyoruz. Sonra belli bir süreden sonra diyorlar ki ya onlara rahatsızlık vermeyelim. Şu geminin altında bir delik açalım. Suyumuzu buradan alalım diyorlar. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şayet üsttekiler alttakileri uyarmazsa hep beraber helak olurlar. Hepimiz aynı gemideyiz. Düşünün. Dünya bir gemi ve bölge bölge küçük küçük gemiler. Eğer biz insanlara hakkı, sabrı tavsiye etmezsek, iyiliği emredip kötülükten nehyetmezsek, işte biz de bu geminin içinde boğulup gidenlerden oluruz. Düşünsenize yan tarafında adam farklı farklı fiiller yapıyor. Gücün var ama yapmıyorsun. Uyarmıyorsun, umurunda değil diyorsun. Veya arkadaşın var anlatıyorsun sonra adam fiillerine devam ediyor ama sen onunla alakalı bir tavır koymuyorsun, bir şey yapmıyorsun, her şey olduğu gibi bırakıyorsun. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın tam olarak kastettiği budur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şunu söylüyor Huzeyfe'nin rivayet ettiği bir hadiste, diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsınız ya da çok geçmeden Allah katından size bir azap gelir. Sonra dua etmek istersiniz. Dua edersiniz ama duanıza icabet edilmez. Yani iş işten geçtikten sonra da artık bunu yapamazsın ha. Yapamazsın. Onun için iyiliği emredip kötülükten nehyetmen lazım. Bu Müslümanın en büyük sıfatlarındandır. Ne diyor Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde? Kuntum hayra ummetin uhricet linnes. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki en hayırlı olmanın verdiği o sıfat neydi? Neydi? Te'muruna bil ma'rufi ve tenhavna anil münker. Çünkü siz insanlara iyiliği emreder ve kötülükten de nehyedersiniz. Bu. Bu yani. Senin o ümmetin içinden seçilmiş ümmet olmanın sıfatları bu. İyiliği emredeceksin, kötülükten men edeceksin, reddedeceksin, engel olacaksın. Zalimi gördüğün zaman onun elini hakka çevireceksin. Bunun için mücadele edeceksin diyorlar. Ama tabii buraya giderken bazı yollar var ki adam diyor ki tamam ben emri bil maruf yapıyorum ama gereği gibi yapmıyor. Müslüman yapınca da düzgün yapar, güzel yapar. Daha önceki meselelerde biz bu kıssadan bahsettik. Dedik ki Müslüman bilmediği bir konu hakkında konuşmaz. Müslüman bilmediği bir meseleyi insanlara anlatmak için mücadele etmez. Müslüman başkalarını yanlış yönlendirmez. Doğru anlatacak, düzgün anlatacak. Biliyorsa anlatacak. Bilmiyorsa ne yapacak? Bilmiyorsa bilene yardım edecek. Evet, bu farzdır. Emri bil maruf. Ancak sen yapamıyor musun kardeşim? Yardım edeceksin.
Çünkü Allah Azze ve Celle bize ne diyor? Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti. Rabbinin yoluna güzel bir vaaz ve hikmetli sözle çağır. Bak, güzel bir vaaz ve hikmetli sözlerle çağır. Öyle paldır küldür çağır demiyor Allah Azze ve Celle. Paldır küldür çağırmak yok. İşte bu ayetin tefsiri veya benzer ayetlerin tefsirinde Süfyan-ı Sevri der ki, eğer bu işi yapacaksan yumuşak davranacaksın. Yumuşak. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı bile Firavun'a gönderirken ne dedi? Ona yumuşak söz söyle dedi. Yumuşak. Bilmiyor muydu? Firavun iman etmez. Tağuttur. Biliyordu Allah Azze ve Celle ama buna rağmen ne dedi? Yumuşak söz söyle. Kavlel leyyine. Kavlel leyyine. Yani yumuşak söz söyle. Belki umulur da düşünür, tefekkür eder, korkar. Bu. Onun için karşındakine yumuşak sözle Allah'a davet edeceksin. Bunu yapman lazım. Bunun dışında Süfyan-ı Sevri diyor ki, emri bil maruf yaparken adil olacaksın. Adaletli olacaksın. Adalet. Adalet zaten her işte elden gitti mi o işin zaten sonu gelmez. Kimse de seni dinlemez. Adam sende bir adaletsizlik gördü mü seni dinler mi? Dinlemez. Bir yere gidiyorsun. Adam ikram yapıyor. Düşünsene. İkram ederken eşit dağıtmıyor. Misal. Ya der, bu adam daha kendi içinde adaletsiz. Ben bu adamın sözüne nasıl itibar edeyim? Adam ne yapıyor? Diyelim ki çocuğa yalan söylüyor. Çocuğu kandırıyor. Söz veriyor, sözünü tutmuyor. Ya biz geçmişte bu konulardan bahsettik. Dedik ki selef hayvanı kandırıp ona söz söyleyen adamdan hadis rivayet etmiyor. Bu adam hayvanı kandırıyorsa insanları hayli hayli kandırır diyerek. Burası önemli kardeşler. Adil olmak lazım. Adil. Adalet herkes için gereklidir. Her zaman. Başka? Süfyan-ı Sevri diyor ki iyi bileceksin. Yani anlattığın şey, çağırdığın şey bildiğin bir şey olacak. Sen çağırıyorsun ama bilmiyorsun. Neye çağırıyorsun? Bilmiyorsun. Olabilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey değildir. Daha önce anlattık. Dedik ki tevhid herkesin bilmesi gereken bir şeydir. Burada cehalet mazur değil kimse. Herkes bunu bilecek. Ha, vaaz edemiyor. Hikmetli sözler söyleyemiyor. Ne yapacak? Gidecek anlatan kişiye destek olacak. Destek olacak. Ancak bu şekilde ne yapar? Farzı üzerinden kaldırır diyebiliriz. Ta ki Allah'ın azabına düçar olmayalım. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle azap gönderdiği zaman ve sen de o azabın içinde olduğun zaman ya Rabbim ben anlattım diyebilmen lazım. Ben tebliğ ettim. Ben Allah'a çağırdım ya Rabbim diyebilmen lazım. Yapamıyorsan da ben yapan adama yardım ettim diyebilmen lazım. Ama hiçbir şey değilsen, oradan sadece seyreden kişilerdensen veya destek olacağına köstek olanlardansan o zaman senin işin çok zordur diyebiliriz. Ondan dolayı İmam Ahmet diyor ki mesela davet yaparken diyor katı olmaksızın gerçekten yumuşaklığa muhtaçlık vardır. Yani insanın yumuşak olması lazım. Ancak diyor günahı alenen işleyenlere değil. Bak, günahı alenen işleyenlere sert davranacaksın. Burada bunlara hürmet olmaz diyor İmam Ahmet. Ve yine başka bir nokta davet yaparken dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi. Örnek vereyim, birine tebliğ edeceksin, nasihat edeceksin. İmam Şafii diyor ki bunu gizliden yap. Eğer sen bunu gizliden yaparsan gerçekten öğüt vermiş olursun. Ancak gizliden değil de açıktan yapmış olursan onu rezil etmiş olursun. Bu özellikle makamı, mevkisi büyük olan insanlar tarafından tanınan insanlar için çok önemlidir. Herkes için önemlidir. Onlar için bir kat daha önemlidir. Böyle bir durum varsa, bir hata, kusur veya öğüt mü vermek istiyorsun? Çek köşeye, öğüdünü öyle ver diyor. Burası da davet yaparken dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi. Başka bir mesele ise, bu daha da beşinci mesele olsun. Diyor ki bir şey yapınca önce kendin yap. Yani emrediyorsun ya, diyorsun ki emri bil maruf yapıyorsun, önce kendin yap. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine muhatap olursun. Doğru mu? Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebebiyet verir diyor Allah Azze ve Celle. Sen eğer yaparsan fayda verir. Ama sen yapmazsan sözünün de etkisi fayda vermez. Bununla alakalı seleften birçok söz var. Birçok nakil var. Ne zaman ki o fiili kendisi yapıyor, sonra karşısındakine emrediyor, etkili oluyor. Etkili oluyor. Lezzetini almadığın bir şeyin neyini tavsiye ediyorsun? Neyini? Gece namazının lezzetini almamışsın. İnsanlara diyorsun gece namazı kıl, gece namazı kıl, gece namazı. Tabii ki bunu söyleyeceksin ha. Bu başka bir durum. O başka bir fıkhi durum. Ancak etkili olmaz. Sen yaparsan daha etkili olur. Doğru mu? Daha etkili olur. Lezzetini aldığın bir şeyi insanlara anlatman daha kolay ve daha basit olur diyebiliriz. Evet. İkinci ibare ise ve amile salihan. Ve Allah'a çağıran ve salih amel işleyen diyor. Fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle iman edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler salih amel işleyenler. Hiç ayırmıyor. Salih amelsiz hiç neredeyse imanla ayrı Allah Azze ve Celle neredeyse hiç zikretmiyor. Demek ki amel imandandır, iman ise ameldendir. Bunlar birbirinden ayrılmaz ikilidir. Hani bugün bazı insanlar şunu attılar ya, şöyle bir bidat attılar ortaya. Yani iman sözdür, o kadar. Yok yok, selef öyle dememiş. Selef öyle dememiş. İman sözdür, iman ameldir, iman itikattır. Hepsidir ya. Bunların hepsi imanın cüzlerindendir. Onun için İbnül Kayyım El-Fevaid'de der ki, şayet diyor, ilim amel olmadan fayda verseydi, o zaman Allah Azze ve Celle kitap ehlinden olan hahamları yermezdi. Ve yine şayet amelle ihlas olmadan fayda verseydi, o zaman da Allah Azze ve Celle münafıkları yermezdi. Yani düşünün, bir hahamlar var, Tevrat'ı sırtlamışlar, biliyorlar, okumuşlar. Hatta o kadar çok okumuşlar ki ayet ayet değiştiriyorlar. Yani tabiri caizse master yapmışlar. Derece atlamışlar Tevrat'ın üzerinde. Ve o ayetlerle oynamışlar. O kadar ilimleri var. Ama amel etmemiş. Onun için ne diyor? Onlar kitap yüklü merkeplerdir diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir nokta ise İbnül Kayyım'ın dediği, amel var ama ihlas yok. Kim bunlar? Münafıklar. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlar ateşin en alt tabakasındadır diyor. Demek ki ihlas da olacak, amel de olacak, ilim de olacak, hepsi olacak. Onun için İbnül Kayyım'ın 10 tane husus vardır dediği her meselenin arkasına fayda vermez, zayi olmuştur. Siz ekleyin. Beraber ekleyelim. İbnül Kayyım der ki, amel edilmeyen ilim fayda vermez ve zayi olmuştur. İhlassız, kontrolsüz amel fayda vermez, zayi olmuştur. İnfak edilmeyen her mal fayda vermez ve zayi olmuştur. Allah'a muhabbetten, ona karşı şef duymaktan, onu dost edinmekten arınmış olan kalp fayda vermez ve zayi olmuştur. Beşincisi ise ona itaat ve hizmet etmekten soyutlanmış olan her beden, ona ibadet etmeyen her beden, her organ fayda vermez ve bununla beraber zayi olmuştur. Boşa gitmiştir. Yine Yüce Allah'ın sevgilinin rızasına ve emirlerine uymayan her sevgi zayi olmuştur. Fayda vermez. Boşa geçirilen ya da iyilik ve yakınlık sağlamayan, sana faydası olmayan her vakit fayda vermez. Zayi olmuştur. Sekizincisi ise faydasız ve boş şeylerde dönüp dolaşan o fikirler, o mantıklar, o akıllar fayda vermez, zayi olmuştur. Dokuzuncusu ise diyor ki, seni Allah'a yakınlaştırmayan ve dünyanı ıslah etmeyen, sebep olmayan her hizmet, her hareket fayda vermez ve zayi olmuştur. Onuncusu ise diyor,
kendi nefsine zarar veremiyorsun. Yarar sağlayamıyorsun. Hayat veremiyorsun. Bununla beraber ölüm, dirilme, bunların hiçbiri senin elinde değil, Allah'ın elinde. Ondan dolayı bunlara karşı korku duyman, ümit duyman fayda vermez, zayi olmuştur. Yani sen korksan da bunlar senin başına gelecek. Sen ümit beslesen de bunlar senin başına gelecek. Yoksa tabii ki korku, ümit gereklidir. Ama bunlar kaderin önüne geçmez. Ne korku ne ümit. Bu 10 maddenin her birini tek tek açıklasak zaten bir ders geçer. Dolayısıyla konularımız olduğu için bu meselelere çok girmedim. Ancak amel ilimden, ilim amelden, imandan, bunların hiçbiri birbirinden ayrılmaz parçalardır diyebiliriz. Ve bunları anlattıktan sonra İbnül Kayyim der ki bunların içinde en kötüsü vardır ki kalbin zayi olması, ikincisi ise vaktin zayi olması. Kalbin zayi olmasının sebebi şu yönden kötüdür diyor. Ahiretin önüne dünyayı geçirmektir diyor. Sen ahiretin önüne dünyayı geçirirsen kalbin zayi olmuş demektir zaten. Düşünsene, adam seni bir şeye çağırıyor, dünyalık var, hep dünyalığı tercih ediyorsun. Adam diyor gel şurada hayırlı bir iş var. Sen bakıyorsun burada karlı bir iş var. Bir tarafta hayırlı bir iş, bir tarafta karlı bir iş, dünyalık olan. Sen ne yapıyorsun? Hep dünyalığı tercih ediyorsun. Heh, bu kalp zayi olmuştur diyor. Vaktin zayi olması ise diyor tulu amel, yani uzun emeller düşünen. Nasıl olsa yaparız. Bugün de yok mu? Adam diyor yaşlanınca yaparız. Tuli amel bu demek. Yani sen sürekli diyorsun ki yaparız, ederiz, plan yapıyorsun. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene planlar yapıyorsun. Bu emeller biter. Sen farkına varamazsın. Sen evet 20 senenin, 30 senenin planlarını yapıyorsun. Ancak Allah Azze ve Celle o 20 sene, 30 sene olmadan senin canını alacak. Farkında değilsin. Onun için bunu yapan vaktini zayi etmiştir diyor. Niye? Çünkü senin şu anda içinde bulunduğun vaktin yapman gereken vakittir. 5 saniye sonra, 1 dakika sonra, 1 nefes sonra hangimizin yaşayacağı ne malum? Ölümün burada dışarıya çıkınca ertesi gün gelmeyeceği ne malum? Dolayısıyla bu doğru mudur? Evet. Vaktin zayi olması bu yönden çok kötü bir şeydir. Çünkü sen öldükten sonra tekrar dirilmek isteyeceksin. Dünyaya dönmek isteyeceksin. Ya Rabbim beni tekrar döndür. Bak nasıl amel ediliyormuş. Allah Azze ve Celle diyecek sana yetecek kadar ömür verdim zaten. Ama sen ne yaptın? Ömrünü harcadın. Nasıl harcadın? Yaparız yaparız diye harcadın. Şeytan seni aldattı. O şeytan, aldatıcı şeytan seni Allah adına aldattı. Bugün adam ne diyor? Ya daha genceciksin, ne amel yapıyorsun diyor. Bu ne sakal diyor adam sana. Sanki sakal bırakmak 50-60 yaşındaki adamların işi. Sanki camiye gidip namaz kılmak 50-60 yaşındaki adamların işi. Öyle zannediyorlar. Hac yapmak yaşlıların işi zannediyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Allah'a kul olacaksan 60-70 yaşına geleceksin. Heh, şeytanın işte insanları kandırdığı bir mesele de budur diyebiliriz. Evet. 34. ayette Allah Azze ve Celle der ki وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَّ. İyilik ve kötülük bir olmaz. Tabi alimler bunu anlatırken şöyle iki mana veriyorlar. İyilik ve kötülük bir olmaz. Bu birinci mana. Asıl mana. İkinci bir mana ise iyilik kendi içinde bir olmaz. Kötülük ise kendi içinde bir olmaz diyorlar. Bu iki tane mana müfessirlerin yer verdiği mana. Devamında Allah Azze ve Celle der ki اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Ve sen defet. Neyle defet? En güzel bir şekilde defet. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sen bunu def ettiğin zaman seninle karşındaki insanın arasındaki düşmanlık bir anda dosta dönmüş olur. Dost haline gelir, yakınlaşmış olursun. Toparlarsak mesele şöyle, Allah Azze ve Celle diyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Sen en güzeliyle kötülüğü iyilikle saf, def et.
ta ki seninle karşındaki insan arasında sen bu hareketi yaptıktan sonra düşmanlık kalkacak ve yakınlık, dostluk olacak. Bu. Peki burada önemli nokta kötülüğü iyilikle savmak. Değil mi? Çok önemli bir nokta. Orayı inşallah anlatacağız. Ancak biraz önce dediğim gibi eğer ki biz meseleye şöyle yaklaşırsak iyilik kötülük bir olmaz. Bu başka bir mana. İyilikler kendi içinde bir olmaz. Kötülükler kendi içinde bir olmaz. İki mana da normalde lügat açısından doğru olduğunu söylüyor müfessirler. Evet. Biz normal manasına gelecek olursak yani asıl manası iyilik kötülük bir değildir. Zaten her birinize sorsam iyilik kötülük bir olur mu hiç? Olmaz. İyilik ve kötülük bir olmaz. İyinin ne olduğunu, kötünün ne olduğunu bütün insanlar biliyor. Çünkü fıtratta var. Fıtratta var. Örnek vereyim. Mutezile akılcı değil mi? Mutezile bazı şeylerin akılla, fıtratla anlaşılabileceğini söylemişler, kabul etmişler. Bazı meseleler, helaller, haramlar bu tamam. Bu nasla bazen biliniyor. Bu başka bir şeydir. Bazen hissidir. Bazen ancak ayet gelince anlarsın. Bu başka bir şeydir. Ancak kötülük, iyilik aslında bellidir. Örnek vereyim. Bir adamın malını çalmak. Kötülük olduğu Japonlara da sor, Hintlilere de sor. Bu kötülüktür. Senin başkasının malını alman bir kötülüktür. Senin başkasını öldürmen kötülüktür. Senin başkasını dövmen kötülüktür. Bunun fıtratta bilinen bir şey. Herkes bunu kabul ediyor. İyilik ise insanın poşetini almak, yardım etmek, ona yardımcı olmak, ona ikramda bulunmak. Bu iyiliktir. Bu bellidir zaten. Ve biz biliyoruz ki bütün insanlar da biliyor ki iyilik ve kötülük bir olmaz. Bunlar ayrı şeylerdir. Bunları herkes ne yapar? Herkes bilir. Peki bu ayetin kapsadığı yer neresi? Abdullah İbni Abbas diyor ki Yüce Allah bu ayet-i kerimede şunu söylüyor. Kötülüğü iyilikle def etten kasıt şudur. Kızgınlık esnasında öfkelendiğin zaman sabret. Biri sana cahillik ettiği zaman ise tahammül et. Kastedilen budur diyor. İmam Mücahit ise şunu söylüyor. Diyor ki kişinin kendisine kötü davranan, kötülük yapan kişiye selam vermesidir diyor. Selam vermesidir diyor. Tabii alimler bunun üzerine çok konuşmuşlar. Bazıları da demişler ki bu cihat ayetlerinden öncedir diyor. Ve biz biliyoruz ki evet cihat ayetlerinden öncedir. Çünkü bu ayetler Mekke'de inmiştir. Başka bir mesele ise Ali İbni Ebi Talip azatlısı Kamber var. Bir gün biri kendisine şunu söylüyor, sövüyor. O da diyor ki ey Kamber diyor sana söven kimseyi bırak. Kendi haline bırak. Bu şekilde Rahman'ı razı etmiş, şeytanı da kızdırmış olursun. Çünkü bu mesele normalde şeytani bir iş. Yani insanın bir adamla husumet yaşaması, biriyle tartışması ve bunu uzatması tamamen şeytani bir iş. Zaten ayetin devamında Allah Azze ve Celle bundan bahsedecek. Dolayısıyla Ali İbni Ebi Talip bunu söylüyor. Ve diyor ki bir cahile, bir ahmağa, kötü olan birine susmak kadar güzel bir cevap verilmemiştir. Sus, bırak ne hali varsa görsün. Sen böyle yaparsan Rahman'ı razı etmiş olursun. Şeytanı da kızdırmış olursun. Gerçekten bu böyle midir? Evet, gerçekten bu böyledir. Neden böyledir kardeşler? Çünkü karşındaki insan öyle bir şey ki hemen sen ona tepki verdiğin zaman zaten kıvılcım ya bir anda patlıyor. Bir anda patlıyor. Arka planda şeytan plan kuruyor. Arka planda şeytan projeler çiziyor senin aklında. Tuvalete gidiyorsun projeleri çiziyor. Banyoya gidiyorsun projeleri çiziyor. Aklında hep arka planda bir şey var. Hani bilgisayarda arka planda bir şeyler çalışır. Bilgisayar ısınır ya. İnsanoğlu da böyledir. Arka planda hep aklında bir şey vardır. Ne düşünüyorsun? Bakıyorsun adam sinirli. Hiçbir şey yok. Bir anda patlıyor. Ya ne oldu sana diyorsun. Adam meğer başka bir şeye sinirlenmiş sana patlıyor. İşte arka plandaki mesele işte. Onun için kardeşler bu tür meselelerde özellikle karşınızdaki insana bu tür muamelede bulunursanız onunla candan bir dost olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Peki bu her zaman geçerli midir? Bu her zaman geçerli değildir. Bazen sen birine bir iyilik yaparsın. Bu iyilik onu şımartır. Bazen adam sana kötülük yapar. Kötülüğün karşılığı olarak ayette geçtiği gibi sen ona iyilik yaparsın. Ama adam anlamıyor.
Adam daha da azıyor. Seni tabir caizse enayi yerine koyuyor. Keriz yerine koyuyor. Yani adama sen iyilik yapıyorsun, adam sana kötülük yapıyor. Sen iyilik yapıyorsan bu sürekli olmaz. Bu sürekli olmaz. Kime yapacaksın? Bilene, hak edene yapacaksın. Mesela kafirlere bu şekilde sürekli aynı muamelede bulunman doğru bir şey değildir. Daha çok ilişkin olan Müslümanlar varsa Allah Azze ve Celle'nin hatrı için ne yapacaksın? Onlara böyle yapacaksın. Komşun vardır, bir yakının vardır, kötü değildir. Kötü değildir ama size bir hatası olmuştur, bir yanlışı olmuştur. Bunu ne yaparsın? Bunu örtersin. Çünkü örtmek için birçok sebebin vardır. Nedir sebebin? Adam iyi bir insandır. Adam çok güzel ikram eden bir insandır. Adam kötü bir insan değil. Sen de bir kusurunu görme kardeşim. O sana o kusuru yaptıysa sen de iyilikle def et diyebiliriz. Dolayısıyla İbn Abbas'ın sözü de böyledir ki tercümanül Kur'an'dır o. Kur'an'ı en iyi tercüme edendir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tabiriyle ne diyor? Kızgınlık anında sabret. Cahillik yaptığı zaman da tahammül et. Tahammül et. Aslında çok karşılaşıyoruz. Eğer İbn Abbas'ın bu meselesi gibiyse ki müfessirler böyle diyor. Gerçekten çok karşılaştığımız bir mesele. Bazen kızgınlık anında sabrediyoruz. Biri cahillik yaptığı zaman da tahammül ediyoruz. Tahammül ediyoruz. Eğer böyle olursa Müslümanların arası cem olur. Ve devamında diyor ki وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Buna ancak sabredenlerden başkası kavuşamaz, yapamaz ve buna büyük bir pay sahibi, yani o sabırdan büyük bir pay sahibi olanlar var ya, onlardan başkası da ulaşamaz. Allah Azze ve Celle iki yerde ancak sabredenler ulaşır. Sabırdan büyük bir haz alanlar ulaşır. Yani büyük bir pay olanlar ulaşır. Öyle herkes yapamaz diyor. Doğru mu? Evet doğru. Herkes bu işi yapamaz. Zaten İslam yolu dikenli yol. Sürekli karşına bir şeyler geliyor. Mücadele ediyorsun, sabrediyorsun. Mücadele ediyorsun, sabrediyorsun. Dedim ya, istikamet eşittir sabırdır kardeşler. Geçen hafta anlattık, istikamet olmadan iman tek başına işe yaramıyor. Çünkü ayakların kayıyor, gidiyorsun. Sabredeceksin. İşte istikamet eşittir sabır. Sabır da çok büyük bir nimettir. Sabır çok büyük bir nimettir. Sabredenler ve şükredenler kitabında İbnül Kayyım anlatıyor. Gerçekten o kitabı okursanız göreceksiniz. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür zaten. Yarısı kötülüklere, haramlara, fısklara, facillere, kötü şeylere, bunlara, musibetlere sabretmektir. Öbür yarısı da ibadetleri yerine getirerek Rabbine şükretmektir. Başka bir şey değildir zaten. Onun için şunu söyleyebiliriz ki İbnül Kayyım der ki ey azmi gevşek olan kimse, neredesin? Bu yolda Adem çok yoruldu. Nuh bu sebeple ağladı. Halil İbrahim ateşe atıldı. İsmail kurban edilmek için yatırıldı. Yusuf oldukça düşük bir pahaya satıldı ve senelerce hapiste kaldı. Zekeriya ise testereyle ikiye biçildi. Yahya da ablukaya alınıp kesildi. Eyüp ise sıkıntı ve hastalık ona isabet etti. Davud'un ağlamaları ise oldukça çoğaldı. İsa ise silahsız olarak kaçmak zorunda kaldı. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ise her türlü eziyet, fakirlik ona dokundu. Öyleyse ey azmi gevşek olan insan, oyun ve eğlenceye sen hala devam mı edeceksin diyor İbnül Kayyım. Yani bu peygamberler hepsi bu sıkıntıları yaşadılar. Kimi testereyle ikiye bölündü. Kimi aç bırakıldı, kimi açık bırakıldı, kimi yurdundan kovuldu, kimi ateşe atıldı. Aklınıza gelebilecek ne kadar musibet varsa bu peygamberlerin hepsi yaşandı. Sen hala oyun ve eğlenceyle hayatına devam mı edeceksin? Hala bu dinin laylaylon bir din olduğunu mu düşüneceksin? Hala başına bir şey gelmeden cennete girebileceğini mi zannedeceksin? Hala ve hala. Ve diyor ki İbnül Kayyım, ey hüzünlü, şüphesiz ahireti görmek yakındır.
Ancak buna ulaşana kadar musibetler zaten vardır. Yani öyle, evet yakındır, ölüm yakındır, ahireti görmek yakındır ama buna ulaşana kadar birçok musibet göreceksiniz. Eğer gerçekten iman etmişsiniz. Evet. Dolayısıyla kardeşler, sabretmek büyük bir iştir. Erdemli bir iştir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi sabredenler ancak bu konuda Allah'ın kendilerine bu nimeti veren kimselerdir. Başka kimseler değildir diyebiliriz. Evet. Son ayeti de işleyeyim çünkü vaktimizi doldurduk. Allah Azze ve Celle 36. ayette der ki وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah Azze ve Celle diyor ki şayet şeytandan sana bir kışkırtma gelecek olursa Allah'sın. Ve devamında diyor ki اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ Çünkü o işitendir ve bilendir diyor Allah Azze ve Celle. Buradaki kışkırtmadan kasıt nedir? Oraya geçmeden önce yine İbnül Kayyım'ın şeytanla alakalı bir uyarısında bulunmak istiyorum kardeşler. İbnül Kayyım der ki şeytan insana üç yerde musallat olur. Üç yerde musallat olur. Bir, kişi fazlalıklarda ve israf yaparken şeytan ona musallat olur. Neden? Çünkü sen ihtiyacın olan kadarını almamışsın, fazlasını almışsın. Ona yönelmişsin. İsraf etmişsin. Bu sebeple de şeytan senin kalbine o noktada girmiş. Mesela uyku olabilir, lezzet olabilir, rahatlık olabilir. Burada israfa kaçmışsın. Aklına gelebilecek her türlü nimet olabilir. Sen israfa kaçtın mı, müsrifin arkadaşı şeytandır. Şeytan orada sana gelir, musallat olur. Kalbine girer. Bitti. İkinci bir yer ise diyor ki gaflet anında. Yani kişi Allah'ı zikretmediği zaman şeytan gelir, ona musallat olur. Neden? Onların uğrak yerleri, banyolar, tuvaletlerdir. Çünkü orada Müslümanlar Allah'ı zikretmezler. Dolayısıyla bu ve benzeri yerlerde kişi veya gaflete düştüğü zaman, Allah'ı zikretmediği zaman işte şeytan gelir, orada ona musallat olur. Allah Azze ve Celle'nin emridir ki şeytandan sana bir kışkırtma geldiği zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Bitti. Allah'sın. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyeceksin. Ve Rabbine sığınacaksın. Bu nedir? Bu böyledir. Başka üçüncü bir nokta ise diyor ki مَا لَا يَعْنِي Boş işlerle uğraştığın zaman şeytan gelir seninle musallat olur. Çünkü boş işleri şeytan çok sever. Bakın çok önemli. Adam kaç yüz sene önce yaşamış. Tespitleri o kadar doğru ki çünkü insan fıtratı değişmez. İnsan fıtratı hep aynıdır. Gerçekten de böyledir. İsrafta, müsriflikte şeytan gelir musallat olur. Gaflette şeytan gelir musallat olur. Ve insan boş işlerle uğraştığı zaman şeytan gelir o kalbe yerleşir ve seni ne yapar? Sana vesveseler verir. Peki bu kadar ayetin sonunda Allah Azze ve Celle neden şeytandan sana bir kışkırtma gelirse Allah'a sığın dedi. Bununla alakalı Araf suresinde, Mü'minun suresinde aynı ibareler var. Allah Azze ve Celle ilk önce biraz önce bahsettiğimiz meselelerden bahsediyor. Sonra da şeytandan bir kışkırtma geldiği zaman Allah'a sığın diyor. Üç tane surede aynı mesele geçiyor. Demek ki bu meseleler bununla ilişkili. Bununla ilişkili. Yani kişi burada sabrettiği zaman biriyle bir sıkıntı yaşadığı zaman devreye şeytan giriyor. Şeytan giriyor. Sen davet yaptığın zaman, davetin kabul edilmediği zaman, biriyle kavga ettiğin zaman, biriyle husumet yaşadığın zaman direkt şeytan geliyor. O zaman şeytan geldiği zaman sen ne yapacaksın? Sen Allah'a sığınacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize başka bir yolunu daha gösteriyor. Diyor ki şeytandan bir kışkırtma, bir öfke, bir şey geldiği zaman kişi ne yapar? Kişi gider abdest alır. Doğru mu? Abdest alır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda bize bir tavsiyede bulunuyor. İkinci bir tavsiye ise budur. Ben bir söz biliyorum ki sen onu söyleseydin şeytan yanından çeker giderdi. Seni bırakırdı yani. O da nedir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demendir. Çünkü sen öyle bir varlığa sığınıyorsun ki o seni koruyor. O seni koruyor. O kendisine sığınanı yarı yolda bırakmıyor. Yarı yolda bırakmıyor. Öyle bir ilah, öyle bir Rab.
Deneyin, göreceksiniz. Sinirlendiğiniz zaman deneyin, göreceksiniz. Ve bunun ne kadar faydalı olduğunu kendiniz göreceksiniz. Dolayısıyla şeytandan bir kışkırtma hissettiğiniz zaman, birisiyle bir husumet yaşadığınız zaman, bakıyorsunuz ki bu sözler, bu vesveseler hiç böyle rahmani değil. Şeytani, anlarsınız zaten. Şeriatı bilen bir insan kendisine gelen vesveselerin doğru, yanlış, kötü, iyi olduğunu anlar. Şeytandan mı veya şeytandan mıdır, değil midir, onu anlar. Dolayısıyla şeriatı bilirseniz bunu anlarsınız ve Allah'a sığınırsınız. Bu yanlış bir şeydir dersiniz. Allah'a sığınıyorum dersiniz ve Allah Azze ve Celle de sizi korur, gözetir ve ne yapar? Bulunduğunuz konumdan sizi çıkarır diyebilirim. Evet, burada meseleyi bitirelim Allah'ın izniyle. Bir dahaki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. 37. ayette kaldığımız yerden devam ederiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.